Gel. Sultanım. Sultanım. Ne oldu Fidan? Kubbe veziri Hadım İbrahim Paşa geldiler sultanım. Sizi görmek isterler. Ne demeye gelmiş? Bir malumatım yok sultanım. Sultanım. Şehzademizin kaybı hepimizi ziyadesiyle üzdü. Allah rahmet eylesin. Amin. Bunca yolu başsağlığı dilemek için mi geldim paşa? Hünkârımızın emriyle geldim. Sizin için Gemlik'teki sarayı tahsis ettiler sultanım. Oraya gideceksiniz. Ben de refakat edeceğim. Nereden icap etmiş bu? Gemlik derya kenarı. O saray buna kıyasla daha ferah. Hem payitahta da yakın. Hünkârımız sizin rahatınızı düşünmüş olmalılar. Git söyle padişahına. Kendi sarayına bile götürse fark etmez artık. Bize bu dünyada rahat huzur yok. Tıpkı onu olmadığı gibi. Ben emir kuluyum sultanım. Hünkârımın emirlerini bir an evvel yerine getirmekle yükümlüyüm. Hazırlık yapılsın. Yarın tekrar gideceğim. Sultanım. Oğlanlar ayrı alamet değil sultan. Ne demek oluyor bunlar sultan? Gözden ırak olmamızı istiyorlar. Ta ki sular durulana dek. Sultanım, Hadım İbrahim Paşa yarın gene gelecek. Ne yapacağız? Aklıma gelenler beni çok korkutuyor. Ya Şehzadem Mehmet'in peşindelerse? Ya niyetleri onun canını almaksa? Öyle olsa çoktan alıp giderlerdi. Hatta burada gözümüzün önünde kıyarlardı. Artık kimseye itimadım kalmadı sultanım. Orası öyle. Gemliğe gitmekten başka çıkar yol yok sultanım. Yoksa zorla götürürler.